Amerika'nın Sesi Türkçe servisi olarak Amerika'da yaşanan olayları sizlere yerinden aktarabilmek için Amerika içerisinde seyahat ediyoruz ve açıkçası hemen hemen gittiğimiz her noktada Türklerle ve Türk izleriyle karşılaşıyoruz. Tıpkı güneş tutulmasını sizlere aktarabilmek için geldiğimiz Güney Carolina'nın Charleston şehrinde olduğu gibi. İşte burada da adeta küçük bir kapalı çarşı ile karşılaştık. İstanbul'dan 5 sene önce buraya geldik. İşte küçük kapalı çarşıyı burada inşa ettik Charleston'da, South Carolina'da. İnsanlara hizmet ediyoruz bu şekilde. Neler satıyorsunuz burada? Neler var dükkanda? Genellikle turistik, işte lamba, el yapımı lambalar, Maraş yapımı çarıklar, kilim ayakkabı, kilim çanta, el dokuma halı, boncuk, nazar boncuğu. Yani kapalı çarşımızda ne varsa aynı şekilde burada da devam ediyoruz. Peki ilgi gösteriyor mu Amerikalılar? Amerikalılara çok ilginç geliyor tabii. Onların kültüründe olmayan bir şey. Özellikle lambalar ve el dokuma işleri olduğu için el işçiliği burada çok zayıf. Yani bizimki gibi değil. Neler soruyorlar size daha çok? Genellikle el yapımı, yani bunların Çin'de yapılmadığı mı, bunların her zaman Türkler tarafından yapıldığı, bazıları Marokko diyor, bazıları Irak diyor, yani klasik, yani bizim yörenin işleri işte. Yani. Peki siz nasıl anlatıyorsunuz? Örneğin bir Türk el dokuması halıyı buraya gelen bir müşteriye nasıl anlatıyorsunuz özellikleriyle, neler söylüyorsunuz? Çin olmadığına inandırmak tabii ki. Öncelikle her yörenin kendine has desenleri var. Kayseri olsun, Hereke olsun, Yahyalı olsun kendine has desenleri var. Hiçbir zaman bozulmamış. Mesela Kars yöresinin yünü daha ağırdır. Kayseri'nin yünü daha ince, daha hafiftir. Hereke zaten bildiğimiz gibi dünyanın en ince yün dokumasıdır. Özelliklerini gösteriyoruz. Farkı da görüyorlar tabii. El dokuma şeyi bayağı fark ediyor. Peki sizden burayı hani bir antika dükkanı zannedip antika ürünler isteyenler de oluyor mu? Tabii arada geliyor bazı insanlar. Yani bazı şeylerin de antika olduğunu sananlar çok oluyor. Antik bir havası da var tabii. Yok. Türkiye'ye gidenler mi geliyorlar daha çok ya da gitmek isteyenler mi geliyorlar? Sizden tavsiye alıyorlar mı örneğin Türkiye'ye gidelim mi, nereye gidelim? Yani siz bir nevi çünkü bu dükkan hani kapalı çarşı gibi siz de turizm elçisi gibi oluyorsunuz. Büyük elçi gibiyiz sanki burada. Evet, Türkiye'yi çok merak ediyorlar. Çoğunlukla gitmemişler. Bunların yani bu ürünlerin nereden geldiğini merak ettikleri için önce ülkemizi anlatıyoruz. Sonra İstanbul'u anlatıyoruz. Sonra kapalı çarşıyı anlatıyoruz. Mutlaka bir gitmeleri gerektiğini söylüyoruz tabii. Kendi şeyimiz karınca kararınca yani bir nevi reklamımızı yapıyoruz yani. Peki Charleston'da yaşayan başka Türkler var mı? Tabii ki. Kafe işleten arkadaşlarımız var. Mühendis arkadaşlar var. Öğretmen ve profesör arkadaşlarımız var. Charleston'da bir nevi Türk nüfus mevcut.